Takeover da şey gibi olmuş. Rus versiyonu gibi olmuş. Takeoff. Komrat Takeoff olmuş. Mordor haritasında kaybetme ihtimalim yok. İlk defa böyle bir söylem duydum. Daha spesifik bir şey yapsaydı. Mordor haritasında şu noktalarda şu şu ırklar olursa falan. O esnada hayır, güneş şu açıdan gelirse. Irkta iddialı olursun, hani oyunda iddialı olursun da haritada. Evet, Takeover sağ tarafta ekonomi başlangıcı elflerle başladı. Sol tarafta da Men of the West. Oradan da bir ekonomi başlangıcı geldi. Power'lar alınmış mı? Rallying Call ve Land alınmış. Takeoff Joseph'i yenmiş galiba. Aynen. Ama çok şey öğrendim diyor. Yani dağıttı. Şuraya bak, ben genelde bu düzeni şey yapıyor bu arada. Rise of the Witch King oyuncuları yapıyor şu an gördüğümüz düzeni. Farm düzenini. Ki çok verimli bir farm düzenidir. Hem kale korur. Bakalım 23. Elenos da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fransız bir arkadaş. Diğer arkadaşlar nerelerden bilmiyorum. Sen sordun mu hiç ama. Bir arkadaş galiba Amerika'dan. Saat sorunu vardı onun, hatırladım. Saat sorunu vardı. -8'de arkadaş. Of, onun işi zor ya. Bir de o şimdi hayvan gibi lag de yapacak. Yazık. Takeoff galiba hatta o ya. O yüzden sonuncu oldu. Takeover ya. Niye Takeoff diyor okuyorsun adamı? Ne olup bir acaba diye düşündüm. Evet. Okçu ile başlıyor. Bu haritayı bugün oynadık bir kez, biliyorsunuz. Burası ayı ailesinin olduğu harita. Rise of Twitch King ya da BFM turnuvasının kayıtları başladığı zaman Buffroli ilk senin kaydına bakacağım. Umarım gelirsin. Ama iyi hazırlan. Çok iyi rakipler var. Bizim bütün aile sadece Mordor'da oynuyoruz. Kurt ailesi mi? Ayı ailesi mi? Hangisi? Ha, şey ben... yaptı. Ne diyor diyorum. Ayı ailesi çok tatlı ya. Yavrular da var aralarında. Ama çok dibine girdi bu. Ayır. Bu hata yapan ikinci elf oyuncusu. Acaba elfler nasıl heal'lanıyor diye mi yaptı böyle? Ama bak ölecek ama onlar şimdi. Ama bitirebildi. Bu kaleler zeminlerin kapladığı alanı mı vurabiliyor? Kısmen. Biraz daha vurabiliyor bazen. Evet. Ama güzel bir fikir veriyor en azından. Yani nereye girip nereye girmemeniz gerektiği konusunda. İşe yarıyor yani. Of, bir de şeyde de işliyor. Çok ufak bile yakına gelseniz hangi ırk olduğunu falan anlayabilirsiniz. Yarasayla falan. Oo, atlılar gelmiş. Kimden? Şeyden. Elf'ten. Benden. Elf'ten de geliyor karşılık. Ha. Güzel. Okçusunu da basmış. At kopacak. Şu an İkili. Bayağı ortada gidiyor da elf kötü almasaydı keşke o şeyi. Değil. Joseph acaba elfi mi tutuyor şu an? Merak ediyorum. Ama bak kaçırdı. Banner carrier'lı iki tane. Ama... ezemedi o. Çıktı elf atlıları. Bunlar 1.06'da böyle değildi değil mi tipleri? 1.09'da onu da değiştirmişler. Elf atlılarını da değiştirmişler. Ben farklı görüyorum galiba şeyi... sanırım. 1.06'daki gibi görüyorum ben. Şalvarlı sanırım. Yapmışlar pike'ları da. İşte bende şalvar yok.
Sen nasıl farklı görüyorsun ya? Bakayım senin ekrana bir gelsin de merak ettim. Şeyle Allah alakalı, Allah. tekstil kalitesiyle alakalı. Ya şu an ghostlamak istiyorum yayını ghostlayamıyorum. Evet, elf püskürttü. Of, ama Pyke'a girdi. Yapmasaydın onu. Farklı mı gözüküyor? Tah gelmedi biliyor musun? Ha evet farklı gözüküyor. Bunu 1.9'da eklediler. E sen nasıl öyle görüyorsun? Ben nasıl öyle görüyorum? Benim çözünürlüğüm düşük. Bir dakika, düşük çözünürlükte eski görüntüler mi çıkıyor? Şey çözünürlük değil ya şey ayarlardan bir bakayım. Ayarlar diyorum. Eski ayarlar, eski dizayn mı gözüküyor? Medium'da Hepsinde falan. değil. Atlar öyle gözüküyor şu an bilmiyorum. Gondor atları ama mesela farklı Anladım. renklerde. Tabii ki de hayallerimle oynadı. Aynen dolamnot gibi gözüküyorlar. Bir de biraz daha böyle. Banner Carrier'ların çiğnenmemesi bu arada çok saçma bence de ya. Onların da çiğnenmesi lazım. Mazzaklı etkisi mi yapıyor acaba? Korkutuyor Sinir. mu? Sinir bozucu. Çeyrek final günü bu turnuvalarda en yorucu gün oluyor. En fazla maçın oynandığı gün olduğu için. Artık yani enerjimin son kırıntıları yani. Bakalım nasıl olacak bu eşleşme. Bugünkü Bu kaçıncı maç oldu bu arada ya? 8, 11, 12. maç sanırım. on, o 12. maç evet. Birer tane birlik var galiba Aynen. şeyden karşılaşmada. Tranduil geyiğe biniyor zaten. Bu 1.9 versiyon gibi. Ruhirim geldi bile. Yani tekrar söylüyorum Emirhan. 2v2 turnuvası için eksik olan bir şey var. Oyuncu. Oyuncu. Aa Gitti gitti. orada attılar. Oo. Pis çiğnedi orayı da. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı aynen. Kırıldı. O kadar fazlaydı ki sayıları. Yalnız Haldir'i şöyle bir kılıçla bir yerlere soksaydı da level alsaydı uzaktan. Ya da birimlerin içinde olsaydı değil mi? Yani. İşte bunlar hep Tower Aynen. Wars. Orada giden experience'ler. Murkut geldi. Yalnız Murkwood şu an gidecek. Hatta burası komple gidecek. Hadi. Ama niye? Dedi ki çiğnemem hobbitlerle alırım. Üzerine çiğner. Aynen. Temiz oldu ama. Oo, ordu gitti ya, bir tek şurada Murkwood kaldı. Evet, o bina gidici. Heh, tam da havai fişek niye atmıyorlar diyecek. Murkwood çıktı, çiğnenecek. Yalnız kalkanları çok hoş durmuyor mu ya Rohirrim'in? 2v2'de çok fazla oyuncu olur. Kesinlikle en az 30-40. Yani biraz önce de söylemiştim. Biz 2v2 turnuvası yapalım dediğimiz zaman sadece final oynayacak seviyede oyuncu gelmişti. 4 kişi olsa yetmez bir 2v2 turnuva için. Yeter. E iyi o zaman, sırada BFM 2 2'ye 2 turnuva yapalım ya. Madem öyle.
Yani. Ama işte 2v2'nin de şöyle bir zorluğu var. Şimdi lobiye bir sürü adam giriyor. Game Ranger'dan zor. Herkes port açtı mı? Yani. Redmin yapsak? İndirir mi yabancı arkadaşlar? Yani Redmi'nin de sıkıntıları var. Yani takımları ben ayarlarım. Ama yani herkes de razı gelir mi ona? Kendi takımıyla girmek isteyen olur. Bu arada 1.09'da nereye yapmış o binayı? Ha, şuraya yapmış. Şey çok mantıklı. Marketplace yapıp Grand Harvest almak. Haberiniz olsun Man of the West oyuncuları. Çok güzel para kazanıyorsunuz. Orayı da Uzun çok güzel vadede yapmış. iyi kazan. Nasıl? Sims gibi yapmış orayı da. Allah. Sims gibi. Eros bunu beğendi. Muhtemelen bunlar yeni patch çıkardığı zaman Man of the West gibi diğer ırkların binalarına falan da dokunurlar. Değiştirirler bir şeyleri. O inşa animasyonu hepsine Bekliyorsun gelir ya. mesela. Ha, yine girdim. Ha, girmedi harika. Ama Bunlar. tamam. Power'lara bakalım. Onluk power açılmış elflerin. Basmamışlar. İki tane onluk power açmış bende. Valla Elenos döktürüyor şu an yani. Sen Şu an erdersen bir aslında anlamı. bu maç GG yani. 2v2'nin. Yani takım olmayan adama ayarlamayalım mı? Ne diyeyim yani? Ya da hani atıyorum işte 40 kişi katıldı diyelim dendiği gibi. Bunun işte 32 kişisi falan şey takımsız katıldı. Şeye haksızlık olur ki o, yani takımsız katılanlar ezilir takımlı katılanlara yani. Hani çünkü takımlı katılan önceden o arkadaşıyla oynuyordur, iletişimi vardır. Dengesiz olur yani. Herkesi takımsız yapmak lazım o durumda. Eşleştirmek lazım random olarak. Ya da işte tanıyorsam oyuncuları güç dengesine göre şey yaparım yani. Ayarlarım onu. O gitti Faramir. Aa gitti Faramir. Faramir'i nereye kaçırdı? Sola kaçırdı değil mi? Ha, tamam. Faramir de ilginç bir tercih. Yani leadership'i falan böyle nerede? 7'ye mi aldılar bir Gitti. de? 7'de. Oh, bir de iyice geriye atmışlar leadership'i. Evet, yeriye kuruldu şu an. Bu tarz hamleleri seviyorum. Çok uzatmayacak. Oo, dur. Yanaştırmadı bile. Tom Bombadil direkt öne bastı. Şimdi Tom Bombadil sapık gibi yapışacak oraya. Hadi bakalım. Bu herifler ne yaptın? Bu herifler intihar etti. Takım olan takımla gelsin. Olmayan random gelmez. Yani o şekilde Ya ben yapınca de ben de isterim öyle takımla olmasın da yani. oynamayı isterim ama o zaman da yani en iyi iki oyuncu takım olursa çok şey olmaz mı? Zor olmaz mı? Bu nereye vuruyor bunlar? Boşa sıktı Katak. galiba. Tam ucuna sıktı. Koskoca kaleyi de ıska geçmezsin. Ne oluyor ya? Şeye vuruyor ya. Yo, Tower'a az vuruyor. önce ona da vuramıyordu. Iska geçtiler kaleyi. Bak, gitti bir ucu tanesi. ucuna da nasıl yıktın o katakın falan. Bak yine ıska geçti. Versiyon 1.9 V2. Yani 2'ye 2 isteyenler umarım katılırsınız ne diyeyim.
Bu acaba Trebuchet'i biraz daha ileriye mi çekse? ıska geçiyor. Bir alakası olabilir mi? Niye bu kadar çok ıska geçiyor? Bak vurdu şu an. Buna çok fazla ıska geçme oranı mı koydular? Bu kadar ıska geçen görmedim ben. Giant mesela takır takır indiriyor. Bakayım bu çok ucuzlattılar da öyle bir şey mi yaptılar? Yo. Bak şu an Vurdu yine. vurdu. Çok ilginç. Ne Bu da kadar çok. vurdu Bitti bu maç canım. Çoktan GG bu maç. 1-0 Elenos. Orası bir ok yağmuru yedi ama tabii ok yağmuru Pyke'ları hiçbir şey yapmıyor. Evet, bir arkadaşı şeydi, chat kullanımını da hatırlat da, yani LoL'den bir şey olmaz da. Zaten bir de kaybetti. ne oluyoruz? Sismart. Şey attı bu, Sis. Enshrouding Mist var ya, ondan attı. Yine Pyke'a gireceksin. Girdin. Yalnız o 10 level oldu o Murkwood ha. Bombarda almış Trebuchet'i ama ben baktım bombarda değildi ya. Bombard'da olsa bu arada bu simge değişik olur. Evet Aynen, GG ben de ona ya. baktım. Bombard'da olsa bu simge öyle olmaz. Pyke'ları öldüreme galiba, bilmiyor arkadaş. Bir arada söyle de, yani bittiği için sıkıntı değil şu an, zaten kaybetti de. Daha önce basmadın mı o skill'i yani? Evet, o zaman 1-0 Elena.